Arkadaşlar selamlar, çok hoş geldik. Tokyo'da girişte karşınızı gösteriyorsunuz. Just around, look around, okay. 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 Sabah erken geldik arkadaşlar, o yüzden baya sesli. Şu an bu Costco'nun büyüklüğü mazdır. Bilemiyorum ama inanılmaz yoğun oluyor. Şu an neredeyse bomboş diyebiliriz. Bomboş hali de her counter'da yine bir kişinin olması. Teker teker şöyle dolaşacağım. Bir video daha çekmiştim. Onu da kulaklık nasıl kullandım bilmiyorum. Burada ne saatler varmış? T-shirtlarımız mı var? Harika. Güzel birkaç tane t-shirt gördüm. Şu da güzelmiş. Citizen'lar var. Citizen marka saatler var, G-Shock'lar var. Lacoste var, Guess var. Ne gördüm? Timex diye bir tane saat var. Burada her şeyi buluyorsunuz aşağıda. Lacoste'un birkaç bir şeysi var. Neyse. Teknoloji ürünlerini buluyorsunuz. Ekranlar var büyük. Bilgisayarlar var ama benim araştırmalarım burada bu ürünlerin çok da ucuz olmadığı yönündeydi. Seviyorlar Kanadalılar. Gelip buradan Costco'dan her şeyi almayı seviyorlar. Güveniyorlar herhalde. Daha ucuz diye hissediyorlar. Ama ben burada gördüğümde böyle inanılmaz ucuzluk görmedim. Bazı ürünler belki şeye geldiği zaman, bir kampanya mampanya geldiği zaman ucuz olabilir ama genel olarak normal yani. Televizyonlar, onlar, şunlar. Şöyle biraz dolanalım. Şu sağdaki köşe, telefon köşesi. Özellikle bazen senior Kanadalılar geliyor. Telefon satıyorlar 1000 dolara. 300 dolara da kapak mapak bir şeyler satıyorlar. Gerçi bu Costco'ya özel bir durum değil. Tüm sporlarda var. Tabii şeyin demek ki sistem öyle. Ya ben böyle şeylere çok olumsuz bakmıyorum. Alıcı eğer memnunsa bir sıkıntı yok demektir. Şöyle biraz dolanalım. Şöyle ayınları gezelim. Burada ne var? 20-23 var mı? 20-32 var. Apple AirTag'lerle compatible'mış. Demek ki Apple AirTag'ler 20-32 kullanıyor. Şaşırtıcı. Şöyle dolanalım. Costco çalışanı görünce hemen şöyle biraz değiştiriyorum yönümü ki bir şey söylerler, çekme derler falan. Diyemiyorum. Yani genelde sallamıyorlar da şu an kamerayı yan tutuyorum. O yüzden biraz şey yapmış olabilir. Kuvvet yapabilir. Şöyle yürümeye gelmedim. Genellikle günlük ürünler var. Şu orta oranda bir ortalamamız var. Orada da giysiler var işte. Kış giysileri, montlar. Burası sürekli değişiyor bu ortalam. Farklı farklı giysiler geliyor. Çok dinamik. Yani bazı şartlar var. O şartlarda ürünler hep aynı. Yıl boyunca aynı. Hiç değişmiyor. Ama mesela sağ şartlarda koltuktur, jeneratördür onlarla. Ama ortada bir tane şart var. Giysi şartı. Orası sürekli değişiyor. İşte kış olduğu zaman montlar geliyor. Yaz olduğu zaman tişörtler geliyor. Mesela deterjan şampu var. Ben daha değiştiğini görmedim. Değiştirmenin mantığı yok zaten. Kahve olsun, ekmek olsun, oralar hep aynı. Burası işte toptan gibi düşünebilirsiniz. Genellikle saat 10-11-12 civarında da
her bu aisle mı denir? Her koridora bir tane, koridorun köşesine bir insan geliyor. Orada standını açıyor, size denemelik ürünler veriyor. Makarnasından, ekinden, peynirinden, dünya kadar denemelik ürün veriyor. Burası ekmek tarafı. Ben çok kamerayı oynatmıyorum, yürüyorum. Normal bir market sadece kimin çok çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve neredeyse her gelin bedava gibi hissederek alışveriş yaptığını düşünüyorum. Şunu da unutmayın, Kanada remote bir alan yani. Uzaktan oturanlar da var, herkes şehrin herkesinde değil. Buraya yani evlerinin yakında korku olmayanlar var. Bir saat mesafeden gelenler var, bir saatten. Adamlar dolduruyorlar, arabalar da büyük bir de dev gibi. Çoğu ev müstakil, ev müstakil olunca da dev gibi depolama alanları da var. Bizim, ben daha önce ben şimdi birkaç evde görmüştüm. Neredeyse bir küçük oda kadar mutfağın yanında depolama alanı var. Burası etlerin bulunduğu alan, etlerin böyle tavuklar. Bunun kilometre tavuk bacak kilosu 23.000 kilometre. Kilo 1 kilosu 23.000 dolar diyor. Kanada doları bu arada arkadaşlar. Burada ne var? Burada şey var. Az önceki bacağı buttu. Bu da şey de göğüs. Bunda kilosu 15 Kanada doları. İkiyle çarparsanız yani kilosu 30 TL'ye falan geliyor. 30 TL'ye falan geliyor. Türkiye'ye göre. Türkiye'ye doğru uygundur herhalde diye tahmin ediyorum. Burada neymiş? Burada organikmiş. Organikler de 24 dolar diyor kilosu. Yani o da işte 50-55 TL falan olur. Burada ne var ya? Lamp var. Bunun fiyatı ne? Australian lamp ya. Australia'nın lambi gelmiş buraya. Bunun fiyatını anlamaya çalışıyorum. Yaklaşık yani 1 kilodan az 900 gram 40 dolar yani 100 TL. Bu arada bayağı bir yanlış hesaplama yapıyorum arkadaşlar. Videonun heyecanıyla ben bunu bir düzelteyim. 40 dolar 1000 TL. 2 ile çarpıyoruz, 20 ile çarpıyoruz, 20 ile çarpıyoruz, geri dönüyorum. İzleyenler dönüş programı ne yapıyorsun? Biraz heyecan oldu. Bu da 24. O da o zaman 50 değil 500 TL. Diyorum 30 TL çok ucuz. Buradaki tavukta 15 dolar yani yaklaşık 400 TL, 300-400 TL arasında bir şey diyor. Türkiye'de o kadar pahalı değil o zaman. 30 TL değil de dedim ne oluyor? Burada da 7 dolar kilosu. O da 21-22 ile çarptığım zaman 150-160 dolar para oluyor. Hesaplamayı siz yaparsınız. Ben çok bir hesaplama konsantre olmuyor. Ben çok çalışanların beni görmemesine konsantre olmuyor. Daha iyi olmuyor. Burada kıyma var. Kıymayı göstermek istiyorum. Kıymanın kilosu 10 dolar. Yani 200 civarı. Şöyle dev gibi kim olan insan. Korkular var, insanlar var. Korkların dünyada Türkler var. Tek bölümün burası. Dünyada Türkler. Ekmek var. Sadece fırına var. Korkların kendine ait. Şimdi Türkler de korkuyor. Korkular da çalışıyorlar. Böyle bir reyona giriyor. Buraya da çıkıyoruz ama şey garip tabi ilk başta geldiğiniz zaman buraya çok çok fazla inanılmaz tatlılık olduğunu düşünüyorsunuz. Sonra fiyatlarına alışıyorsunuz tabi ki sizin aldığınız ürünler belli olmaya başlıyor. Ben mümkün olduğu kadar organik ürünler yani çok fazla şeker katılmış ürünler almamaya çalışıyorum. Ama olduğu kadar şu aldığınız bile çarpı
ne denir? Biraz değil de neydi abi? Sürek besini. Son demana. Garip bir şekilde. Bunlar sadece ve sadece sürek besini yapıyor. Mesela bir böğürtlen yok, bir pancı yok, bir başka yok. Sadece bu. Çok şaşırtıcı. Sorun bu markanın başka reçeli var mı? Yok. Adamlar sürek reçelinden memnun var. Burada şeylerimiz var, beygirlerimiz var benim bayağı. Oradan tatlılar sürekli yediğim için. Üzümlü ve blueberry'li beygirim var. Hani de alayım da buradan. Yerisi ihtiyacımız var. Herhalde olacaktır. Ben buradan sürekli beygirimi almayı unutmuyorum. Şuradan bir beygir alayım. Burada da kruvasanlarımız var. Kruvasanı da alıyoruz. Evde bir tane kendi kruvasan var. Beygir alıp biz buzdolabını açıyoruz. O yüzden bayağı verimli oluyor. Bugün burada 700 bin tane yemek var. Bunlar ne içmek de yine tatlı elma bir şeysi. Dolanmaya devam edin. Bugün dediğim gibi bomba. Şu an ilk zaman gidiyor da aklım yok. Şimdi tam insanlar konuşurken yanlarından geçtim. Bir sapık kelimesi duydum. Nedense Kanada'da bir lira sapık deme alışkanlığı var. Çok kötü bir şey. Yani nereye şimdi satırı bahsettiler ya, ben de ne soğuttum ya, benim kadar bir satırı gidiyor. Şu an tam önümde gördük olduğunu. Bu arada ben size bu fiyatları söylüyorum ama bunlar Karadolu'ları bir. İkincisi vergisiz fiyatları. Yiyecekte bazen vergi olmuyor. Bazı ürünlerde oluyor, bazı ürünlerde olmuyor. %15 olabiliyor, %3 olabiliyor, %5 olabiliyor, %8 olabiliyor. O yüzden biz onlara vergiyi de düşürün. Buradaki soru da şu. Türk gördüğün zaman Türkiye'de 40 birim diye düşünmek de doğru değil. Çünkü şey... Okey. Direkt 40 birim olarak düşünmek de doğru değil. Çünkü... yani daha farklı şeylere de bakmamız gerekiyor. Burada minimum ücret artı 16 dolar. Ve asgari ücreti düşünebilirsin ama çoğu kişi de zaten 16 dolarla 20 dolar arasında çalışıyor. O yüzden yani çoğu kişi asgari ücreti yakın çalışıyor diye düşünürsek yanlış olmaz. Çok fazla bir minimum fiyat varmış. Şu an biraz yeni fiyat koymuş. Varlık mücadelesi çekiyor ama öyle bir şekilde. Alışverişimizi bitirdik. Çok fazla alışveriş yapmadık bugün. Şimdi geri dönüş yapıyoruz. Kasaya dönüş yapıyoruz. Bugün hızlı bir dolaşma yaptık. Siz de bunu daha rahat paylaşabilirim bu hızlı bir dolaşmayı. Teker teker ürünlerin hepsine bakmadık. Merak ettiğimiz ürünler olursa özellikle söyleyeyim. Ben de ona geri bakıyorum. Onun için de bunlar bir şekilde. Herkese iyi günler. Kafaları da geliyor. Kafaları da geliyor. Kosta restoranı var. Kosta restoran çok popüler. Hot dog ve pizza satıyorlar. Kanada ikimiz de patatesi var. Bir de dondurması var. Gerçekten geliyor musunuz? Ben seni bilmiyorum da gerçekten bilmiyorum. Böyle yaklaşık. Şöyle göstereyim. Fiyatlar da. Burada bu arada Coca-Cola'ya falan gazlı çocuklara top diyorlar. Hot dog'un şeyi var, hem inek kötü olan var, hem de onu da olan var. İnek kötü olduğu için geçiyor, genelde böyle bir şey koysun.
French fry diye bir şey var. Normal. Bir de şey var. Kuşun bir şey. Kuşun dediğimiz patatesi French fry'da. So if you want that one, I'm going to try it. Burada hava tehlikesi şansına da şurada oturup biliyorsunuz. Dondurmamız ya da diğer şeyleri. Şöyle arkadaşlar. Bu da sana da.